Avrupa Birliği'nde bitirir. Kimse almaz seni zaten. Bunu kim öğretiyor ona? Daha bu Portekizli değil mi? Türkiye'ye geldi mi? Ve işin enteresan tarafı adamın... Kompele de öyleydi ya. Tabii hemen tesisellik öğrendi. Ne var biliyor musun? Adamın kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kartmış hocam. Evet, ve de evet. Oynadığı pozisyon itibariyle kırmızı kartta potansiyel kırmızı kart görebilecek bir oyuncu. Ön libero oynuyor. İngiltere'de doğrarlar adam ya. Nefes aldı. Yani bu tür görüyor. Aklıma Kaya öyle şeyler geliyor ki şeytanın avukatlığını yapmayayım ama. Acaba kulüple bir sorunu mu var bunun? Yani bu geldi takımdan, camiadan, etraftan rahatsız oldu. Lan nereden düştün buraya, nereden geldin buraya mı dedi de bu araya şimdi. Ama hocam aldığı parayı bir yerde alamaz yapılacak iş yani. Değil Kaya. Aldığı paraya göre, İntihar bu. Verilen paraya göre yaptığı iş değil. Bir profesyonel futbolcunun İngiltere'de İngiltere'de oynamış adamın yapacağı iş değil. Çünkü ısrarla yapıyorsun. Arkadaşlar ben Türkiye'de, Sezer sana, Nihat sana aynı hareketi yapsan bana ne yaparsınız? Tabii kavga çıkarır. Ne yaparsın abi bana? Yani bana sana... şöyle havada uçup bir kafa çakar mısınız, çakmaz mısınız? Sıkıntı olur abi. Sıkıntı olur. Ya sen böylesin. Türkiye'de bakın çok yerde cinayet sebebi olur bu hareket. Yanlış. Peki mahkemeye yani, verebilir mi? O hareketten ben dolayı olacağım. Cinayet işlemek yanlış bir olay. Son derece. Ama bizim toplumun kültürüne göre onu yapmak cinayet sebebi oldu. Hocam hakem sana tokat yumruk atsam mı ağır gidi suratına tükürsem mi? Suratına tükürsen. Burada kaç kişiyiz? Herkes aynı cevabı verecek. Abi bir de yani orada kalkıp yumruk atacak da hali yok ya da ne yapsın? Hayır, şimdi bakın. Ya, şimdi herhangi bakın. Bir insana bizim Türk örf ve adetlerimize göre yumruk at tokat at sana döner ya yumruk at ya da kaçar uzatmadan ama şunu suratına söyleyeyim. Tükürmek Kaya, çok ağır bir hareket. Kaya uzatmadan şunu söyleyeyim. Türk futbol tarihinde Engin'in cezası bir dönüm noktasıdır. Doğru. Engin'e verilen ceza. Hakikaten yaptığı işe cezayı da yedi. Çok büyük bir ders. Abi beni Galatasaray Fener. Abi ya bak bir yerde takılıyoruz. İtiraz senin katilin iyi. Benim katilim kötü. Ötekinin teröristi iyi. Benim teröristim ben kötü gibi. Şey hocam. Ben başka bir şey söylüyorum. Galatasaray kabullendi diyorum. İtiraz etmedi Galatasaray diyorum. Galatasaray fark et. Benim için Galatasaray önemli değil. Fener önemli değil. İtiraz etmediğini söylemek abi istiyorum. Ben itiraz etmedi abi diyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Olayı Galatasaray'a getirme. Engin'in bak kardeşim. Engin'in olayı Türk futbolunda. Engin'in olayı, hakeme yaptığı hareket, Engin'in olayı çok önemli bir olaydır. Futbol Federasyonu, Disiplin Kurulu çok doğru bir kararla bence, çok doğru bir kararla 11 maçtan cezalandırmıştır. Sıkıntı yok abi. Ve doğru yapmıştır. Tamam. Şimdi ikinci örnek gelmiştir önüne. Evet. Artık Futbol Federasyonu, Disiplin Kurulu'nun bunun altına inme şansı yoktur. Aynı şeyi söylüyoruz hocam. Fenerbahçe'nin de buna itiraz etmemesi gerektiğini söylüyor. Bunun altına derken, verilecek cezanın 11, 10, 6, 14'ünden bahsetmiyorum. Artık o kurallarda ne yazılıyorsa, hakemin yazdığı, gözlemcinin yazdığı rapora göre o cezanın verilmesi gerekiyor. Bundan geri adım atarsanız yanarsınız. Çok fazla. Ha, şimdi size bir şey anlatacağım. Sıkı durun. Arkadaşlar... Merkez hakem komiteleri son zamanlarda bu 2-3 yıldır 4 yıldır olabilir. Hakem soyunma odasına geliyor. Sizin de bilginiz olsun. Kamuoyu da bunu öğrensin. Soyunma odasına gidiyor hakem. Diyelim ki hakem İzmir hakemi. Maçı idare etti. Evet, yanında da uçağı var hakemin. 7'de maça seyretti. 7'de maçı idare etti. Duşa girdi alelacele. Stat zaten boşalıyor. Gözlemci geldi. Hakem gözlemcisi soyunma odasına. Suşunu yaptı. 45 dakika sonra falan hakem rahatladı. Yani 9-9.5 gibi. Hemen yayıncı kuruluştan diski alıyorlar. Hakemin bilgisayarına sokuyorlar. Nasıl böyle var? Hemen orada değerlendirme yapıyorlar. İşte burada ne gördün? Burada doğru yaptın. Burada yanlış yaptın. Şunu yaptın. Bunu yaptın. Rapor şekilleniyor. Son derece hatalı bir olay. Şöyle hatalı bir olay. Artık teknoloji çok ileride. Soyunma odalarında nereden biliyorsunuz dinlenmediğinizi? Her şey olabilir, doğru söylüyorsun. Bana gelen istihbarata göre de birkaç yerde örneği olmuş duyduğuma göre. Şimdi bu işler olursa yanlış. Bu işler oldu mu iş başka boyutlara gider. Adam yazmış zaten her şeyi. Bunu daha sakin... Başka bir şey değil. Bunu daha sakin. Şimdi ondan bahsetmiyorum ben. Olabilecek. Olan veya olabilecek yani, şeylerden bahsediyorum. Bu çünkü kamuoyu bilmiyor bunu. Öğrensinler. Ya kardeşim oradan çıkın. Uçağı ertesi günü gitsin.
Gidin bir yere, daha sakin kafayla, kimsenin duymayacağı bir yere, bunu orada konuşun, tartışın. Bir gün sonra. Gözlemciye. Bir gün sonraya kalmayın. Kal abi bir gün sonra. Ne bir gün sonraya var? Kalmak da dezavantaj. Çok çünkü kötü. Kamuoyundan gelecek tepkiler, televizyonlar, her şey yön değiştirebiliyor. Onun da tehlikesi var. Onun için o akşam halledeceksin ama bunu hemen halletme. Soyunma odalarında dinleme cihazları olma şansı her zaman olabilir. Oldu da. Olur da. Oldu da. Ondan onun sonra için, diyorlar ki konuşuyorsunuz. Onun al, için. Neye onun konuşmayacaksın için, ki? Biz dün siz maçtan yapın, sonra hemen konuşalım. Konuştuk bunu. Demişler ki Erman Hoca'nın konuştukları doğru. Ve o mealde olaylar şekil gitmiş. Birileri de diyor ki konuşurken ağzından tükürük saçıldı. Hakemin suratına geldi. Ağzından tükürük saçılarak suratına gelen hakem suratını şöyle temizlemez. Çünkü 404 gibi yapıştı suratına hakemin tükürük. Tükürürken hissediyorum adamı tükürüyor. Ha. Pilot altı kamerası o. Pilot altı kamerası. Yayıncı kuruluşun 7-8-10 tane kamerası var büyük maçta. Niye bir yan kamerayla göremedik arkadaş biz bunu? Aşk. Hani her şeyi gösterecektik. Aşk 6 harfli futbol. 20 tane 24 tane kamerayla çekildi. Aşk, bir de aşk, HD bir şeyler varmış. Aşk. Çok derinlikli hocam, kamerayla çekildi. Hocam ben sordum bugün. Yokmuş yani. Olan bütün görüntüler buymuş. Hadi ya. Saklılıkları bir görüntü. Bak arkadaş. Bak arkadaş. Bu görüntüler yetmiyor mu? Bak arkadaş. Daha yetmiyor. Ne göreceksiniz ya? Şu görüntüler yetmiyor mu abi? Hayır, bunlar fotoğraf karesi bunlar. Ne olursa olsun dakika, abi. Bak, ben sana bir söyleyeyim. Çünkü sen, biz de seyrettik. Görüntüde yanlış bu da olsa. Yanlış hakem yazdığı zaman. Ha. Hakem yazdığı zaman. Fakat Kaya bak dikkatini hocam, çekiyor. Bir dakika. Ben bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen gene unutma söyleyeceğim. Şimdi ben sana buradan tükürdüğümde, kamera buradan çektiğinde. Kardeşim ben tükürmedim. Konuşuyordum ağzımdan fırladı. Diye hakem yazsa. Diye hakem yazsa. Sen bu kameradan bunun tükürdüğünü göremezsin. Görür müsün? Ağzında ciklet gibi tükürük gözüküyordu ya. Ya biz hissediyoruz. Onlar biz de da tükürdü. Hissetsin. Yetkililer sen de görsün. Sen de söyleyecektin Kaya. Şimdi söyle bakayım. Hocam hiçbir hakem futbolcu bana tükürdü diye rapor tutmaz. Tutuyorsa bu gayet ciddi bir olaydır. Bunun böyle değerlendirme. Bizde beyan önemlidir. Türk milleti tükürür çünkü. Yani yürürken yok yola tükürürüz biz. Tükürmenin ne olduğunu iyi bilen milletlerden biriyiz biz. Ya bazen salonaya gidiyorsun lütfen salonaya tükürmeyin diye. Yani çimlere basmayınız diye. Bizde vardır. Bir de yerlere tükürmeyiniz diye yazar. Başka bir yerde yazmaz başka bir memleket. Biz iyi biliriz. Ama hakem eğer bana tükürdü diyorsa buna kimse daha onun savunması falan alırlar ama usulen alırlar. Kabul ediyorum ben. Hepsini kabul ediyorum. Yani zaten kameranın hakemine inanacaksın. Hocam sana şunu demeye çalışıyorum. Kameranın tespit etmesine gerek yok. Adam durduk yerde 10 numara maç yönetmiş. İkinci sarıdan kırmızı yapmış. Hareketler belli. Vay bir tükürdü diyor. Kaya, hakem yazdı mı sorun değil. Senden en fikirim. Hakem, gözlemci oturdular. Görüntüleri koydular. Görüntü arkalı önlü gözüküyor. Bas. Canlandırma yapalım şimdi. Evet yapalım mı? Arkalı önlü gözüküyor. Art niyetli olurlarsa. Ya hoca be. Şimdi gel tükürdü yazma da ağzından konuşurken salyalar, sümükler karşıya gitti diye yaz desen ne yapabilirsin? İşte o zaman Nihat'ın söylediği Türk futbolu bir arpa boyu adım atamaz. Bak şimdi nereye geliyor? Anlatıyoruz Türk futbolunu yere batırmak için her şeyi yapmaya başlıyoruz. Karar verici olan çıksınlar desinler ki arkadaş. İyi de abi yapan milyonlarca insan bir dakika milyonlarca insan bunu televizyonda seyretti. Çekilmiş fotoğraflar var. Hala o yazacakmış da ben onu ona itibar edeceğim. Ben böyle şey görmedim abi. Dünyanın her yerinde seyredilen maçlardan karar verilir abi. Görüntüden karar verir. Burada da en büyük cezayı bırak federasyonun cezasını kulübün vermesi lazım. Kulüp bir futbolcusu olarak böyle bir yani tariflere sığmayacak bir hareket yapan futbolcusuna 3 milyon 3,5 milyon euro verecek. Ondan sonra böyle bir konuşmanın içinde herkes yorum yapacak. Peşin parasını almış zaten. Hepsini maç başına ne olacak abi? Maç başına alsa ne olacak? 2 milyon 800 bin eurosu garanti para. Yalnız ben bir şeye katılmıyorum. Çok özür dilerim. Belki konuyla alakası yok ama ben sahadayım gördüm. O atılana kadar. Vergi de yok. Serhat abi atılana kadar Fenerbahçe'nin en iyi topçusuydu Meraleş.
aklına kazanır. Senin olsun. Hayır, şey, yani, Erman hocam dedi ya hani acaba gitmek mi? Hayır, şeytanın avukatlığını yapıyorum dedi ya abi. Evet. Ben de onu çürütme noktasında söylüyorum. Adam atılana kadar Fenerbahçe'nin orta sahasını ayakta tutan ve diri tutmaya çalışan... Hangi orta sahada şey... Nihat? Yapma, gözünü seveyim kardeşim. Öyle orta saha oynanıyorsa alacak topu, oraya uzun top atacak... Eli belinde gelecek. Abi. Ortası bir dakika abi. Topsuz oyunu iyi oynuyor adam. Geliyor, alıyor, abi, veriyor. Ziya abi. Konuştum, ben hiç oraya girmedim. Estağfurullah, buyur. Şimdi topsuz oyunu oynayacak pozisyonda o adam değil. O adam servis yapması gereken adam. Adamı orada oynatıyorlar. Servis yapması gerektiği yerde oynuyor. Adam hep stoper oynuyor. Ya önünden abi, Erman, Kaya filan dün maç seyrediyoruz. Top önünden geçti, adım atamıyor ya. Senin söylediğin de Aykut'un söylediğinden eşdeğerde zaten. Aykut ne diyor? 45'ten 60'a kadar çıkamıyor. 60'da iflas. Lastik patlıyor. Niye? Ben bu futbolcuyu Chelsea'den aldım. Dünya para verdim. Ümit bağlıyorum. Beni 10 kişi bırakıyor. Bundan sonra oynanacak maçlarda ne olacağı meçhul. O başka bir şey abi. Abi nasıl başka bir şey? Baba, ben yine bana, söylüyorum. Yani abi, bana 2 ay. Topala da para verdin abi. Topala da 5 milyon verdin. 2 ay ben bu futbolcudan yararlanamıyorsam. O zaman ben bunun cezasını kendim keserim. Kaptanım, bu dediğim başka bir şey. Ama ben yine hala iddia ediyorum. Dünkü maçta atılana kadar diyorum. En şimdi iyi niyetli oynayan. Şimdi bir şey bahsediyor. O sizin Noel tatilisi mi acaba erken gitmek istedi? Biz burada dün Abramat'ta tartıştık. Yani ben gitmek isteyen adam armasını öpüp de karşı şeye hakaret etmez. Arkadaşlar bakın. Hakeme tükürmenin. Bilmiyorum demin ne yazıyoruz tabii de. Hakeme tükürmenin alt limiti 8 maçtır. Alt limitten bahsediyorum. Hakeme tükürmenin alt limiti 8 maçtır. 8'den başlar. Diğer üçüne de birer versen bu halkalı şey, şeker neydi o senin dediğin halkalı şeker? Halkalı şeker, şan fıstık. Şan fıstığı. Bir şey daha vardı. Halkalı şeker bir şey kesene şarkı. Şan fıstık. Aman arpalar. O tarafı Nihat biliyordur aslında. Aman evet, arpalar, bir şarkı alalım artık Nihat'tan bir alkışlarla. Halkalı şekerlerden de birer alsa 3 şeker alsa 11 kağıt eder. 11 maç yapar arkadaşlar. Ne kaldı bakın, geriye? Bitti abi, sezon bitti. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Engin'e verilen ceza çok doğru. Burada hepimiz doğru dedik. Evet. Engin de dedi ki ben adam mı? Hayır abi, yapmayacaksın. Sen de tükürüyorsan cezanı yiyeceksin. Alt limit 8 arkadaşlar. Hakem öldürseydi o zaman kimse başka akıl vermez. Federasyon kupası maçları da geçerli mi abi? Abi resmi maç. Resmi böyle abi. Düzelecek kırmızı mi? Kırmızı kartı bütün var. Tamam alacağım. 6 maç öyledi abi. Futbolu. 5 tane lig maç oynamadı. Bu düzelir abi. Hayır, böyle... Sen bir 11 maç oynama da bakayım. Sen bir 11 program yapma bakayım şey yani. Aynen onu söylüyorum. Düzelecek mi? Peki onun aldığı para düşüyor mu bu durumda? Düşmez. Garanti parası durur. Maç başına parasını alamaz. Meyredese 20 bin euroyu oynuyor maç başına bildiğim kadarıyla. Bak. 10 maç alsa 200 bin eurodan olacak. 10 maç cezası. Engin de aynı şekilde. O da alacak sonradan mahrum kaldı. İşte hoca da bu hafta kadro dışı forma yırttı diye hoca bu hafta da kadro dışı bıraktı onu. Belki de devre arası gönderecek. Şafak neler oluyor başka? Acı abi acı, böyle bir şey yok abi, böyle disiplinsizlik olmaz. Futboldan bir şey olmaz Şafak, sen dizi sektörü ne oluyor onu anlat. Efendim dizi sektörü de şu anda lamaları inceliyoruz. Durumu ne yapıyoruz ne ediyoruz, tükürükler var. Diziler nasıl gidiyor? Diziler iyi abi, 25 Ocak'ta filmimiz geliyor GDO. Kolpaçino ekibinden. Çok sevilen bir ekipti. Devamını istediğinde değil de onun tarzı olan GDO. Bir film. GDO. Neden geliyor? GDO kardeşler. Üç kardeşin baş harfi. Filmimizin adı da GDO Kara Kedi. Nihat Doğan'ın konu Gökmen Bey'in var mı herhangi bir rolü var mı Gökmen Bey'in? Gökmen abiyle bugün şuraya boş kağıda imzayı atarım. Hemen yapımcı bulurum. Hemen Gökmen abimle baba oğul filmde oynarım yani. Canlıyı söyle şeyde. Gökmen başarı anlamaz. 15 diyoruz. Canlı. Korku filmi mi olacak yoksa? Gökmen abiyle telefonda konuşuyor. Abi diyorum, Kolpaçino diye bir film yazıyoruz. Leman dergisinden abilerim var. Suat abiler, Kaan abi. Abi kurban olayım, seni çok seviyorum abi. Lütfen abi burada ol diye. Tamam oğlum dedi. Tamam dedi lan. Yani ben seni seviyorum dedi yani. Birkaç gün telefonda konuştuk oğlum. Bizimkiler dedi makara yapıyorlar dedi. Doğru mu değil mi dedi bu dedi. Sen. Bütün ortalığı karıştıran sensin Serhat abi. Ondan sonra. En son dedi ki lan bu işte canlı var mı dedi. sen yeter ki evet de var. Canlıyı görüp sonra Serhat abi işin içine girdi. Orada ne yaptıysa artık kafamı çeldi ya, ne gerek var. Artık zamanını Gökmen abi istediğin gibi kullanabilirsin. Gökmen abiyi ikna edebilirsin. Korku filminde oynatabilirsin. Her veya şey. Komedi filmini her yerde oynatabilirsin. Ben. Böyle mafya filmi olursa sevinirim. Söz. Vallahi diyorum bak.
Öyle mafya filmi olursa Gökmen dediğin abi, insan zaten orada yazıyor. Gözlüğü bir dakikalık şafağa takar mısın? Takarım abi. İşte herif onda. Buyurun. Vay vay be. Efendim diye. Hocam sana bir şey söyleyeyim mi?